Merhum İdris Küçük Ömer'in kalkınma ve yenilik düşmanı statükocular diye tanımladığı zihniyet bugün de CHP'nin etrafında kümelenmiş iktisat ve siyaset mandacısı bir kesim olarak karşımızda durmaktadır. Bu mandacı kafanın dün ne dediğini şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Videoya şöyle bir dönelim. Faizler almış başını gidiyor. Sorunu çözmek zorunda olan bir başbakan bankacılara kızıyor. Niye bu faiz bu kadar yüksektir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da faizlerden şikayetçi. Faizler çok yüksek diyor. İndirin kardeşim. Siz faizleri indirdiniz de CHP olarak biz engel mi olduk? Bak meclise getir bir kanun. Kanun teklifi ver. Faizler %1'i geçemezse vallahi destekleriz. Billahi destekleriz. Getir bakalım. %16 olan faiz oranı %15'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararı muhalefetin de gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından erken seçim çağrısını yineledi. Merkez Bankası'nın faizini düşürdük. Merkez Bankası gelir mi elde etti? Hayır. Bakın gayet açık gayet net söylüyorum. Faizleri %1'e indiren kanunu getir, destek verecek. Bunlar işte böyle. Dün başka söyler, bugün başka söyler, yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, hiç yüzleri kızarmadan, kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Ya aslında bunlar zaten faizci. Bundan şüphe var mı? Ve utanmadan, sıkılmadan bir taraftan işte %1'e indirin ve biz hem de yemin de diyor. Ya zaten sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz son dönemde döviz kuru ve fiyat artışı üzerinden yürüyen tartışmalarda da aynısını yaptınız, yapıyorsunuz. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki bunca yıllık emek heba olsun. Ve Türkiye ver eline al ekmeğini, günlerine geri dönsün. İstiyorlar ki bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın, başkalarının aklıyla, hesabıyla, çıkarıyla hareket etmeyi sürdürsün. İstiyorlar ki bu ülke tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarından vazgeçsin. Bu listeyi olabildiği kadar uzatmak mümkün. Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Biz bırakınız bu topraklardaki varlığımızı, yer kürede nefes almamıza tahammülü olmayan yeminli düşmanlarımıza la galibe illallah diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola, her yönteme başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Dün vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel siyaset
ve para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek, inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.